Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hearts of Iron 4'te Polonya serimize devam ediyoruz. En son Almanya'da Berlin'i almıştık. Buraları itmiştik. Şuradaki paketi bitirmeyi planlıyorum şu anda. Bu paket bittikten sonra yapacağımız iş biraz daha kolaylaşacak. Hamburg kısmını vesaire alabilirsek oradaki askerleri olabildiğince buraya kadar çekmeye çalışacağım. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi Sovyetlerin kısmında hani bu hatta çok fazla itmek istemiyorum. O yüzden bu birlikleri savunma kolordusuna katacağım. Sonra da burayı da böyle birleştireceğiz. İkisi ayrı ayrı olduğu zaman bazen cephede açıklık falan yapabiliyorlar. Yani mesela şuraları korumuyorlar. Buradan böyle düşman dalıyor içeri. Çin savaşında Japonya'ya yönelirken olmuştu bir sefer. Hani iki tane ayrı kolordum vardı. Birlikleri ayrı ayrı emir verdiğim zaman açık unutuyorlardı her yeri. Öyle bir olay olmasın istiyorum. Zaten bunlar savunacak. Böyle birleşsinler, kalsınlar burada. Saldıracak olan birlikler diğerleri zaten. Onlar da şu Hamburg'u aldıktan sonra belki savunmaya geçebiliriz. Hatta dur bir durdurayım. Ekipmana bakalım. Aynen. Çünkü felaket açığımız var. Aşırı savaşıyoruz. Bunu da uçaktan keselim. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama uçaktan kesince ürettiğimiz uçak sayısı arttı. Saçmalığın daniskası artık. Neyse. Bize support ekip lazım, top lazım. Hatta support daha çok lazım. Tamam. Şimdi garizonları da çözeceğiz. Garizonların hepsini lokal polis force'a çevirelim. Daha az garizon gitsin. Üstüne ajanların bir kısmını şöyle antipartizana verelim. Şuradan yok, pasif defans değil ya. Antipartizan yapına. Fabrikalarda da siz en aşağıya gidin. Tamir daha önemli. Tamam, böyle başlayabiliriz. Şimdi bu paketin hızlı bittiğine emin olmam lazım sadece. O yüzden hatta şöyle yapalım. Uçaklar neredesiniz lan? Heh, gelin buraya. Burası biraz fazla dolmuş. Bu arada biz niye yenemiyoruz lan bu kadar askerli adamları? Oğlum durdurun. Vurun şunlara. Hava üstünlüğünüz de var. Utanmasak biz daha fazla low supply yiyeceğiz adamlardan. Yani erzak azlığına. Şurayı da bir kutuza yenerseniz iyi olur. Hamburg'a doğru önümüz açık güzel. Hamburg'u Kiel'i şu kısmı almamız lazım. Bir de şöyle bir şey var. Savunmaya geçip çok savunmada beklersek büyük ihtimal arkadan bir yerden çıkartmayı yiyebiliriz. Donanmamız yok çünkü. Müttefikler de hani saçma sapan şeyler deniyor. Hiç donanma falan getirmiyorlar buralara. O yüzden böyle dandik atlı falan koyup arkamıza limanları koruyabiliriz. Ama tabii ondan önce çıkartma gelirse geçmiş olsun. Hani o zaman pek yapabileceğim bir şey yok. Buralara asker getirirler bayağı ya. Gene de belki Hamburg boş olursa. Hah, gir gir gir. Kaybedecek. Paket yemiş adamları bari yok edin de hani biz de yetişebilelim değil mi diğer kısımlara ya. Daha çok savaşacağız. Tamam, burayı alamayacağız belli. Buraya yetiştiler. Hatta şöyle yapalım. Dur. Şurada cepheler biraz karışmış. Şunları düzeltelim. Burası turuncuların yeri. Siz de aşağı gidin. Şuradaki savaş bittiği zaman onları buraya almaya çalışacağım. Çünkü Almanlar itmeye başladı. Hatta biz diğer yerlerde saldırılarımızı durduralım.
hem ekipman kaybımız fazla, hem de üstüne geri iterlerse bize bu Berlin'den falan, aldığımız fabrikalar da gider, bayağı uğraşırız. O yüzden hiç gerek yok şimdi fazla silah harcamaya. Yeni gelen Jaster'ı gene buralara atayım ki düşmanın planikini düşürelim saldırı bonuslarına. Doğrudan böyle saldırı. Tamam, orası bitti. Şimdi o birlikleri nereye getirebiliriz? Lan o dediğimi burada yaplar işte. Neden burayı açık bırakıyorsun ki sen? Hani az önce tamamen buraya kadar çekildiydi oturuncular. Kendi kafasına göre bana sorun çıkartmaya çalışıyor sadece ya. Bu arada Romanya kısmı sorun olabilir diyecektim, evet. Şuralardan bir yerden çıkartma deneyecekler. Mesela soru içeride. Lan çabuk yenin. Bizim gemileri de bir işe yaramayacak ama şöyle patrola koyayım. Belki çıkartmayı engellerler. Bulgar tümenleri burada. 9 tümen. Alman tümenleri nasılmış? O kadar casumuz abi, bakalım. Çoğunluğu 9 infantry 3 artilleri. Yani bayağı soft atakları var. Motor üzerinde de toplar var. Tankları, yani tankları 20-25 falan herhalde, çok güçlü değil ama bütün piyadelerinde bol bol top var yani. Şimdi şöyle yapalım, bu birliklerin kaçı olsun? 3'ü. Şöyle ayırayım bunları. Bunları tek tek limanlara koyacağım. 20 taneyi de şöyle çizelim. Bu kısmı ilerleyecek şekilde çizelim ama daha ilerleyemeyeceğiz gibi duruyor. Baksanıza 5-5-5. Fullediler her yeri. Neyse, yapacak bir şey yok. Buraya. Bir tane de şuradan falan çıkartmaya gelsek. Başka yapacağımız bir şey var mı şu anda? Yok. Benim atlarda bu arada şey var mı, polis? Lan koymamışız ki. Atlara şu polisi koyayım. Garnizona daha az asker gitsin. Şu hatta önceliği de onlara verelim. Çünkü isyanlarla uğraşmak istemiyorum bir de. Bu adamlara saldırı desek ne olur diyeceğim de yok yani ya. Baksana aşırı dolu her yer. İsyan falan bastırın buralarda. Amerikalılar biraz asker getirmeye başladı. Ama hani önceden harcamamış olsalardı bu askerleri çok daha iyi olurdu tabi. Biliyorsun şu İtalya falan çıkartma yapıp bayağı zayiat verdiler hatta. İngiltere 3 milyon zayiat vermiş. Hem de İtalyanlara yani. Oyundaki en zayıf ülkeye karşı. Nerede diğeri? 2.3 milyon Amerikalılar. Yani bu askerlerin yarısı bile yaşıyor olup şurada bize yardım etse çok güzel olurdu da neyse. Bu savunmaları ben hallederim ya. Yani. Uçakları falan yeniden bize buralara desteği alayım. Tamam, saldırıları kestiler. Saldırmayın oğlum, sen niye saldırıyorsun? Buralarda durum nasıl? Bu arada şöyle bir şey göstereyim aklıma gelmişken. Vurduğumuz uçak sayısına bakmak isterseniz bakın. Anti-air'ler burada 1200 tane uçak vurmuş. Burada 157. Burada 400.
Yani burada da 1100. Yani Antalya'lılar rahat 3500-4000 tane falan uçak vurmuşlar. Bir de üstüne bize verdikleri o avantaj var. Düşman hava saldırısını azaltma. Yani verdiğimiz paraya aşırı değdiler şimdiye kadar. Şimdi ben bu savunmayı halledeyim çünkü uzun süre saldıramayacağız, belli oldu. Ondan sonra devam edelim. Bu arada evet, önceden dediğim gibi çıkartma deniyorlar. Hatta Fransa deniyor. Aynalara bak sen. Şurayı tutabiliyor musunuz? Bunları general vermiş tabii. Şöyle hemen birini verelim. Siz de gelin. İngilizler tank getiriyor. Helal olsun. Beklemezdim hiç. Belki hani belli yerleri iterlerse Amerikalılarla beraber güzel olur. Evet. Çin sonunda savaşı kaybetti. Amerika ne yapıyor orada? Amerika patates olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Hani Amerika ile Japonya'yı kaybetmek de normalde hayatta yapmayacakları bir şey ama işte. Geri dönün portlara. Bu arada bir çıkartma daha geldi bu sefer İtalyanlardan. Adamlara bak. Hani bizde olsalar hayatta yapmayacakları şeyleri gene yapıyorlar ya. Koş koş. Yani biz oynadığımızda Almanya bile çöp oluyor bizimle müttefikken. Şimdi İtalyanlar çıkartma yapıyor Almanları kurtarmaya. Kaç tümen var? 3, 4, 5, 6, 6 tümen, 6 tümen de yok edelim bari. Bir çıkartma daha gelmezse o sırada. Çıkartma sesi geldi çünkü gene. Bizim nükleer araştırmamız vardı, o ne oldu? Daha çok var. Bir de Construction Engineering'de kalmış ama o lazım değil ya, uçak falan yapmasız. Burayı tutamıyoruz. Artık adamlar da itmeye başladı yani. Şu çıkartmaları falan çözdükten sonra bu Alman saldırılarına kesin bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bu kısımda da biraz ittiler ama şu anda şeye geldik. Biraz daha böyle dağlık vesaire bir yere geldik. O yüzden tutuyoruz. Kuzey tamamen aynı. Arada şöyle bir deneyeyim dedim ama şimdi belli yerleri yenebiliyoruz. Bizim ajanların da bayağı faydası var onların siperlerini düşürdüğü için. Zaten silah açığımızı falan da kapattık değil mi? Neyse, yarısını kapatmışız. Bayağı bir saldırdılar üstümüze. Bayağı bir ekipman kaybettiler. Bakalım şimdi birkaç bölgeyi alabilirsek en azından. Güzel oğlum, yardır. Nereye alabilirseniz kardır. Bu arada sana basmamışım lan. Müttefikler de askaya getirmeye başladı sonunda. Hani Amerikalılar bayağı getirdi, ara ara saldırıyorlar. İngiliz tankı var bir tane, sağda solda geziyor, arada bir önüne gelene dalıyor. Ama asıl istediğimiz burası tabii ki. Heh. İlk savaşları kazanırsak buraları daha da açarız gibi mi geliyor? Güzel. Müttefikler biraz bunların lojistiğini falan da vurdu galiba. Bugün lojistik sorunları var. Hava üstünlüğü. Yani uçakları sürekli geri çekip duruyorlar ama arada bir göndermişler belli. Burası nasıl? Yok. Şimdi ne kadar kapabilirsek. Şurası sorun ya. Bu Çekoslovakya'nın fortlarına gelince burada takılıyoruz hep. Ama işte kuzeyden bir yerler daha kapabilirsek. Bu adamlar daha zayıf durumdayken. Ne var burada? Ace support mission. Güven bir damar. Bir uçak üretimimizi artırmamız lazım. Onu nasıl yapabiliriz? Konvoyumuz var mı hala? Yok.
Komboist alabileceğimiz bir yerde yok. Reconnaissance alalım şuradan. Şimdi Reconnaissance'ı oradan aldıktan sonra bir de buradan şu agresif Reconnaissance alırsanız savaşlarda rakip genelinde sürekli counter atabiliyorsunuz. Yani onun seçtiği taktiklerin sürekli tersini seçip savaşlarda aşırı bonuslar alabiliyorsunuz. Bakalım şimdi puanımız birikirse, hatta kaç puandı? 50. 50 puan olur olmaz direkt basacağım ona. Zayiatlar nasıl? Biz 1.3 milyon, Almanlar 2.93 milyon. Çok güzel. İtalya'da var baya. Romenler fazla zayiat vermiyor. O kadar da saldırıyorlar yani bize. Acaba onlar değil de diğerleri mi saldırıyor? Macarlar saldırıyormuş. Oha, 2100 savunumuz var. Top bombardımana rağmen. Çok iyi ya. Burası hani beklediğimden iyi gitti. Fazla uğraşmak zorunda kalmadım. Burada sadece savunmada uğraştık. Kestiğim yerlerde de arkadan bir çıkartmaydık 5-6 tane daha ama hani önemli şeyler değildi genelde. 7-8 tümende. Şu 3 tane tümenle portlar alıp her seferinde durdurduk. Bir üstüne paketlemiş oldum. Ama buradaki savunmayı yaptıktan sonra zaten görüyorsunuz. Bayağı organizasyonları vesaire kayıp. Biraz daha gelin lan. İngilizler orada tutma işte. Getirse İngilizler de. Burada Aladus Search'ten aşağı gidemiyorum ya. Gidersem insan gücüm yetmez çünkü. Bakayım. Aynen. Bir de şöyle yapayım. Şu ajanın yerine daha fazla manpower veren bir adam var mı? Heh, bakın. Şu Jerry Rutkowski ismini söyleyelim. Bu nasıl isim ya? Jerzy Rutkowski. Neyse bu adamı alayım. Bu adam Nankor Manpower artı 2 veriyor. Şu anda Almanya'nın falan topraklarını aldık ya. Berlin falan da var. Oradan aldığımız asker sayısı artar baya. Ama süper isimmiş yani. Jerzy. Bu arada bir saldırıyı bizi keselim gene. Aynen. Beyler yeniden yerinize durun. Gene bir düşman saldırısını beklemem lazım. Biz dolduruz. Şu fortlardan... Fortları bir yerden yarabilmem lazım ama nereden yapabiliriz onu? Hiçbir yerde yok ki. 5-5 her yer. Bitirmeyin oğlum. Saldırmayın. Tamam, tamam, beleş toprak verin demedik ya. Bu arada bu cephe gene kendi kafasına göre bayağı gitmiş. Nerede siz? Size buraya kadar gelin diyen oldu mu oğlum? Heh. Aslında şöyle yapayım. Bu adamlar nasıl sadece bu kısma bakıyor ya. Bunların hepsini... yeniden cephe oluşturayım diyecektim de hepsini sağa sola gideceği aklıma geldi. O sırada Almanlar itmesin şimdi. Neyse dokunmayayım fazla. Böyle Almanlar saldırı yaptıktan sonra falan yaparım onu, durun. Evet, şimdi bir süredir Alman saldırılarına karşı gene tuttum. Kiel bölgesini de limanı düşürünce alabildik. Şimdi Almanlar zayıfken şöyle bir daha saldırı denemek istiyorum ama bakayım. Nereden yarabilirsek, birkaç tane yerden yarıp hani az bir şey de olsa ilerleyebilirsek bitireceğim bu videoyu da burada. Gelecek bölümde belki Almanları tamamen bitirmeyi hedefleyebiliriz çünkü Amerikalılar yeni geliyor. Bizim yerimizi gördükçe hani asker getirmeye başladılar. Büyük ihtimalle ondan çekiniyorlardı gene kaybetmeyelim diye. Ama şu anda iyi durumdayız. Hatta bakayım. Aynen. Şurayı aldık. Şu Hanover'ı falan da alabilirsek güzel olur da. Alman endüstrisine çok fazla yaklaşamadık. Endüstrileri bu kısımda genelde. Kuzeyden gideriz diyordum. Çok erken tuttular kuzeyi. Neyse daha fazla asker getiriyorlar zaten. Getirin oğlum, ne var ne yok, hep her şeyi getirin. Şu Prag tarafını her türlü geçemeyeceğiz, o anlaşıldı ya. Ama gene de çok fazla kıpırdamasınlar, saldıralım. Zaten ekipman açımız tamam, varmış hala. Kapattık diyecektim de hala varmış ya. Support ekipmanını azaltmışız ama açığı. Onu düşürebiliriz biraz.
Anti-air verelim. Şu kısımları alabilirsek bayağı fabrika var aynen. 19-18 kısmı doluymuş. O fabrikaları alıp çökmemiz lazım o endüstriyi. Bütün hepsini silaha çevirip hani Alman fabrikalarıyla Almanları vuracağız. Nasıl oyunun başında Yunan, ondan sonra Yunan diyorum, Macar, Roman uçaklarıyla onları vurduk. Şimdi sıra Alman fabrikalarında. Kendi endüstrimizi de kurtaramıyoruz. Hani müttefiklerden de yeterince destek gelmiyor. O yüzden yaralanabildiğimiz her açıktan, böyle onlar saldırdıkça açılan deliklerden yaralanıyoruz. Heh, anlamına girdik. Çok güzel. İşte böyle ya. Fabrika cenneti gibi. Güzel, aşağı gidelim. Silah üretimi tam artıyor. Uçak da artıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hannover aldığımız için hani dockyard sayımız da artıyor. Bol, daha fazla konvoy da yapabileceğiz. Hatta buradaki şeyi de ben Naval Production'a geçireyim. Konvoy üretim artsın. Şu Bremen'i de alabilir miyiz ya? Ha, nükleer reaktör yapabiliyoruz. Bir tane yapacağız ya. %100. Savaş çok uzarsa diye. Hatta şöyle iki tane falan. Heh, Bremen de düştü. Tamam. Çok iyi oldu ya. Şu Kiev'de hani Ontümen falan varmış. Şurada da vardı. Hani onları da yok ettim. Ondan sonra zaten Alman saldırıları zayıflayınca görüyorsunuz, son durum bu. Şöyle gene bakayım kaç tümenleri var. 413 tümenleri var hala. Aa, burada da geçmiş diyecektim de. Bu arada şu Alman şeyi, Railgun'ı kaldı burada. Hani alamıyorum bunu hiçbir türlü. Bak, büyük ihtimal benim tarafıma geçmiyor öyle. Hani alamadığım bir top olarak kaldı. Tamamdır, bu bölümü de burada bitirelim. Hani bayağı zorlu bir bölüm oldu zaten benim için. Bayağı uğraş verdim. Ama hani çektiğim çileyi gördünüz. Almanlara diren saldırı, diren saldırı, o döngü içerisinde yani yavaş yavaş da olsa ilerleyebildik. Gelecek bölümde şu Almanya'nın batısını tamamen almak istiyorum. Burayı alırsak zaten hani ondan sonra 1000 Alman tümeni varmış, 2000 Alman tümeni varmış fark etmez. Sonuçta ekipmanlarını yenileyemeyecekler. Savaştıkça rahat rahat tüketebileceğiz. Onun dışında görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Farklı bir taktiğiniz varsa gene belirtebilirsiniz. Çünkü Isofar'ın 4 serisini bekletiyorum. Yorumları okuyup ondan sonra devam ediyorum seriye. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.